internet 95 sonrası nesli olarak bizim zaten hayatımızdaydı ve sosyal medyada da ardından hızlıca uyum sağlamıştık. Akıllı telefon gibi bizim sonradan adapte olduğumuz başka yeniliklere ise bizden sonra gelen neslin adapte olduğunu görüyoruz hızlıca. Onların gerçekliği oluyor. Burada bu yeniliklerin getirdiği bireysel ve toplumsal hayattaki birçok etkiden bahsedebiliriz. Zaten bunlardan da sıklıkla bahsediliyor. Ben burada gözden kaçabilecek biyolojik bir etkiden bahsetmek istiyorum. Hani demiştim ya bu yeniliklerin getireceklerini henüz bilmiyoruz diye. Alın size onun çok basit bir örneği. Bence bu tek snack denilen bu durum bunun güzel açıklıyor. Bugün ekran başında eğik bir şekilde saatlerce vakit geçirdiğimiz için bunun bir sonucu olarak anatomimizde bile değişiklikler gözlemleniyor. Bu sol tarafta boynu destekleyen omurilik yapısının olması gereken duruşunu görüyoruz. Sağ tarafta ise sürekli kafamıza eğmekten dolayı bu duruşun nasıl bozulduğunu görebiliyoruz. Hatta bu durum o kadar yaygın hale geldi ki 7 yaşındaki çocuklarda bile görülmeye başlanmış. Bu da aslında bu durumun ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gösteriyor.